İsmail'e koçu kurban eyledin, Yusuf'u Mısır'a sultan eyledin, Eyyub'un derdine derman eyledin. Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım, Eyyub'un derdine derman eyledin. Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım. Musa Tur dağında kelam eylemiş, İsa göklerinde devran eylemiş, İdris cennetinde bayram eylemiş. Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım, İdris cennetinde bayram eylemiş. Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım. Dostunun adını Habib eyledin, onu dertlilere tabib eyledin, ümmet olmak bize nasip eyledin. Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım, ümmet olmak bize nasip eyledin. Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım, ümmet olmak bize nasip eyledin. Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım. Evet. Kıymetli kıymetli konuklarımız, kıymetli misafirler, televizyon ekran başındaki kıymetli kardeşlerim, kıymetli bacılarım, kıymetli arkadaşlarım, Cenab-ı Rabbül Alemin Vel Kemal Hazretleri bu güzelim Muhabbet İklimi programına hepinizi hoş geldiniz diyor ve de güzel bir program geçirilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün ilk programımız olmak muhasebetiyle çok kıymetli ve değerli konuklarım da aramızdalar. İnşallah onlarla da tanışma faslına geçeceğiz. İlk evvel bizlere bu güzelim programda sponsorluklarında desteklerini esirgemeyen kıymetli sponsorlarımız, başta ana sponsorumuz olmakla beraber Taksim Restoran'a çok şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri bu güzel programın yapılmasında en büyük desteği ve emeği geçen kıymetli Müjde Gür kardeşime, Taksim Restoran sahibine şükranlarımı sunuyorum. Ve diğer sponsorlarımız da olmakla beraber bunlardan Mümin Uluç ve Yüksel Dükkan, Adnan Derviş ve eğitimci Zeynep Semiz, Ucuzluk Pazarı, İstikbal Möbel, Rex Amvaltı Özkan ve Arıkan, Mustafa Şahin ve Nasip Restoran, Oyro.com, Yunus Adalı ve Ay Yıldız Bekaray, Selçuklu Helal Flash sponsorlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı bir borç biliyorum. Ve kıymetli kardeşlerim, muhabbet iklimiyle çıktık yola. Mevlam sonumuzu inşallah hayır eylesin diyoruz. Ve de açılış Kur'an-ı Kerim'i okumak üzere çok değerli Dortmund'dan Sultan Ahmet Camimizin din görevlisi çok değerli Nazım Şimşek hocamdan bir açılış Kur'an-ı Kerim alalım inşallah. Hocam alıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ مصيبة قالوا إنا لله وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الْفَاتِحَةُ. Evet. Kıymetli hocam, diline sağlık. Allah razı olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, şöyle koltuklarınıza rahatla bir yaslanın. İnşallah çaylarınızı şöyle güzelce yudumlamaya başlayın. Sizlerle inşallah artık pazartesileri akşam saat 19'da 21 arası inşallah 3 aylar münasebetiyle bu güzel Muhabbet İklimi programını icra edeceğiz ve her haftada güzel bir konuyu işleyerekten bugünkü konumuzun içeriği ikinci seanstaki gireceğimiz evlenme ve boşanmaların sebebine girmiş olacağız. Bir de veteremiz var ikinci bölümde. Veteremizin akabinden sonra da evlenme ve boşanma hakkındaki bir takım bilgilendirme sohbetini icra etmiş olacağız. Tabii ki tanışmak sünnettir. Açılış Kur'an-ı Kerim'in akabinden sonra inşallah programın tanıtımını da sunarak ve şimdi ise tanışma faslına geçmek için kıymetli inşallah Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden hocamıza, hocam sizleri bir tanıyalım inşallah. İsminiz, cisminiz. Efendim bizleri buraya davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah bu ilk programı ve bundan sonra yapacak olduğunuz, icra edecek olduğunuz programları hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin. Müstefit olmayı bizlere nasip eylesin. Amin inşallah hocam. İsmim Nazım Şimşek. Trabzon, 1972 doğumluyum. Ankara Maltepe Camii İmam Hatibiyim. Maşallah. 4 yıldır 2012 Ekim ayında Almanya'ya geldik. Yurt dışı görev münasebetiyle. İnşallah 2017 Ekim ayında tekrar döneceğiz. Dortmund, Dostfeld Sultan Ahmet Camii'nde İmam Hatiplik görevimizi icra ediyoruz. Evet. Evet. Hocam Türkiye'den ayağınızın tozuyla memleketimizin örf ve adetini buralara getirip ben sizleri birkaç kere sohbetlerinizde bulundum, dinledim. Evet. Talebelerinizi Allah razı olsun okutmuş olduğunuz herhalde hutbe yarışmalarında, ezan yarışmalarında, evet, onları da takip ediyoruz zaten. Hocam sizlerin vermiş olduğunuz o güzel hizmetlerle bizler iftihar ediyoruz. Bizi buralarda da yalnız bırakmıyorsunuz. Evet, teşekkür ederiz. Ve bugün de bizleri burada yalnız bırakmadınız. Nazım Hocam, şükranlarımı sunuyorum sizlere. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum inşallah. Evet, onun yanında birbirinden değerli. Birisi karadan, birisi denizden hemşerim. Bunlar Allah razı olsun. Kıymetli Hocam, bir de sizi tanıyalım inşallah. Allah razı olsun. Evet, kıymetli Hocam. Bizi bu ilk programa davet ettiğiniz için ilk önce teşekkür ediyorum. Gerek bu Kanal Avrupa televizyonuna, gerekse sizlerin şahsında onlara. Rabbim inşallah programımızı hayırlara vesile etsin. Rabbim utandırmasın diyelim, sözlerimize başlayalım. Ben de 1970 Zonguldak doğumluyum. Görevimize 1992'de Zonguldak'ın çeşitli yerlerinde başladık. Daha sonra memleketimizin güzel bölgelerinden Bilecik-Söğüt ilçesinde görevimize devam ettik. Daha sonra Türkiye'mizin ve Bursa'mızın incisi İznik'te 10 sene görev yapmak nasip oldu. Onun akabinde şu anda buradaki görevimiz bittiği zaman dönecek olduğumuz Bursa Yıldırım Ertuğrul Gazi Merkez Camii'nde görevliyken sınavlara girdik. Sonra buraya Dortmund Atip Eyüp Sultan Camii'ne de görevli olarak atandık. Rabbim inşallah 3,5 senedir burada görev yapmayı nasip etti. Son dönemlerimizi yaşıyoruz artık. Bir sene 3 ay gibi bir zamanımız kaldı. Daha sonra da memleketimize dönüp görevlerimizi icra etmeye çalışacağız inşallah. Evet. Kıymetli Hocam, sizleri de hem ziyaretinde bulundum hem de sohbetinizde bulundum. Ve hele hele büyüklerle büyük, küçüklerle küçük olma münasebetini sizde gördük. Estağfurullah. Ve almış olduğumuz her ikinizden de cemaatimizden övgüler, meddü senalar. Bu bizleri adeta hem gururlandırıyor hem de Allah razı olsun Avrupa'da İslam güneşinin yanmasına vesile olacak neferler sizlersiniz. İnşallah hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Allah Mevla Müteal akabinizden güzel çığırlar bırakacağınıza zaten herhal bugün getirmek istemiştiniz ezan yarışmalarında, hutbe yarışmalarındaki, ama onların müsait olmadığı için gelemediler. Bir dahakına inşallah. İnşallah. Onları da beraber alırız. Hocamızın her ikisinin camisinde Allah razı olsun talebelerimiz hem hutbe yarışlarında hem müezzinlik ezan yarışmalarında maşallah birinci favori olaraktan geliyorlar. Hocalarımızın kıraatlarıyla hani bunları dinledikten sonra hakikaten Kur'an-ı Kerim'in şerafetine erdiğimizi ve de Kur'an-ı Kerim'in lezzetine ve faziletine vardığımızı böylelikle görmüş olduk. Kıymetli Hocam, şükranlarımı sunuyorum. Programımızda ilk bizleri yalnız bırakmadınız. Biz teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. İnşallah ileriki günlerde, ileriki programlarda sizleri bir daha inşallah almayı düşünüyoruz. Allah-u Teala razı olsun diyorum inşallah. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli ekran başındaki bizleri izleyen izleyicilerimiz, bizler de Avrupa'da sene 1979'un 10. ayından bu zamana kadar ömrümüzün birçoğunu burada geçirdik. Tabii buradaki faaliyetlerimiz zira yöre yöre olsun, bölge bölge olsun veya şehir şehir olsun, görüyorsunuz ki hem dini faaliyetlerimizle hem de grubumuz Grup Selamet'le tam 20 seneden beri hamdü senalar olsun fire vermeden ve bu 20 sene zarfında da 9 tane albüm elhamdülillah gündeme getirdik. 9 albüme imza attık ve de Grup Selamet olaraktan da elhamdülillah programlarımız aynen bilfiil devam ediyor. Tabii ki şöyle bir tanışma faslına kalkmam gerekecek ki şöyle baş taraftan başlayacak olursak birinci orktaki hem bizim semazenimiz hem de Allah razı olsun orkta bizlere yardımcı olan grubumuzun yaş itibariyle en ufağı ama boy kilo itibariyle en büyüğü Allah razı olsun. Muhammed inşallah, Muhabbet Tuncer. Allah razı olsun bizle beraber. Rabbime hamdolsun. Yani hobi olarak da olmakla beraber bu işi severekten yapıyor. Ve de istediğiniz parçayı söylediği zaman da çalabiliyor. Artık o dereceye geldim. Benim de en ufak oğlum olur inşallah. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper. Ortada da bizim bel kemiğimiz, üstadımız diyeyim artık. Ork üstadı. Bizim kendisi evlatlığımız olaraktan geçiyor. Zira biz kendisini evlendirerekten hamdolsun bizlerin ilahi grubuna dahil oldular seneler evvel. Ve de bizlerle beraber hamdolsun bu dini hizmetlerde ta Wolfsburg'dan geliyor kendisi. Biiznillahü teala hiç işten çıkaraktan gelmiş. Ve bir 3 tane de evladı var kendisinin. İnşallah bizlerin bel kemiği olmakla beraber kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri her zaman destekledi. Ve onun yanındaki ise yine ellerinizi öper. Benim ortanca oğlan Abdülhalim. O da bizim ritim ustası. Hem solist. Yani ben sıradan şöyle çekildiğim zaman yerimi dolduran birisi. İnşallah ileriki programlarda onlar da inşallah söyleyecekler. Söylüyorlar zaten. Ve bizim ritim ustası. İnşallah önümüzdeki gelecek senede nasip olsa düğünü var. Dua edin inşallah. Allah o mürüvveti görmeyi nasip eylesin diyorum. Rabbul Alemin inşallah utandırmasın. Beri taraftaki bizim ton maistar. Yani kahrımızı çeken, bütün eşyalarımızı, bütün anlavelerimizi kuran, kaldıran, ayarlayan ve bizim sıkıntılarımızı da katlanan inşallah büyük oğlum Ramazan Tuncer grubunda Allah razı olsun 20 seneye yaklaşık küçük yaşta başladılar bunlar. Hatta YouTube'lerde de görebilirsiniz. Ta Kanal 7'lerde o Mustafa Bay'ın sunmuş olduğu Avrupa'da Ramazan programlarında bunlar o zamanlar ufacıcık ritim çalıyorlardı. Ve de vokal söylemeye çalışıyorlardı. Şimdi de büyüdüler. Bakın nereden nereye. Yani yolumuzu şaşırmadık hamdolsun hocam. Elhamdülillah. Aynı istikamette. Hamdü senalar olsun. Diğer ilahi grupları kardeşlerimize hem de örnek olaraktan ve bizlerde de birçok kardeşimizin ilahi grubunda yetişerekten başka gruplara da Allah razı olsun transfer yaptığımızda oldu. Rabbime hamdolsun. Yani çıktık bir yola gidiyoruz inşallah. Allah-u Teala yolumuzu hepimizin hayrı eylesin diyorum inşallah. Amin inşallah. Ve konu Çanakkale. Zira 18 Mart biliyorsunuz ki Cuma günü bütün camilerimizde Çanakkale zaferi, Çanakkale hutbeleri icra edildi. Çanakkale deyince hepimiz bir durmamız gerekiyor. Niye bir durmamız gerekiyor? Şöyle bir titreyip kendimize gelmemiz gerekiyor Çanakkale deyince. Zira Çanakkale'den alacağımız birçok dersler var. O yüzden ben Mehmet Akif'in çok güzel bir dörtlüğüyle bir fon müzik alabilir miyiz? Şöyle fon. Bir dörtlüğünü inşallah okuyaraktan kıymetli hocalarıma da Çanakkale hakkında duygu ve düşüncelerini sormuş olacağım inşallah. Toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları. Alsan da bu cennet vatanı. Evet. Bu cennet vatanın bedelini o Çanakkale'deki o 250 binin üzerindeki o Mehmetçiğimiz, o 15'lilerimiz hepsi ödediler. Ve hangi bir Türk milleti ki Çanakkale deyince duygulanmasın, Çanakkale deyince düşünmesin. Kıymetli hocam, Nazım hocam veya Yüksel hocam, Çanakkale deyince tabii sizler kürsülerden, hutbelerden her zaman anlatıyorsunuz da şu anda televizyon ekran başında ve stüdyo konuklarımızda olmakla beraber Çanakkale deyince aklınıza ne geliyor hocam? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim şöyle? Hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çanakkale dediğimizde milletimizin var olmasının bedelini çok ağır bir şekliyle ödemiş olduğu dönem aklıma gelir benim. Yani canıyla, manıyla, malıyla, ihtiyarıyla, genciyle, öğrencisiyle demin de ifade etmiş olduğunuz gibi 15 yaşındaki çocukların cepheye gitmiş olduğu bir savaşı ifade eder. Bunu anlarız. Çanakkale Savaşı zaferi bizim için önemlidir. Peki niçin diye soracak olursanız birinci olarak mazlumun zalime masumun mağrura, mananın maddeye ve hakkın batıla karşı üstünlüğünü görürüz biz Çanakkale zaferinde. İkinci olarak Allah Celle Celaluhu'nun yardımının bu Necip milleti, Türk milletinin üzerine sağanak sağanak yağdığını görürüz. Üçüncü olarak merhum cennet mekan Mehmet Akif'in ifade etmiş olduğu gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın sözlerinin ortaya çıktığını görürüz. Evet. Yani şunu ifade edecek olursak eğer, dedik ya, mananın maddeye üstün gelmiş olduğu, 7 düvel Osmanlı'ya karşı, Türklere karşı savaş açmış. Ecdat'taki hem teknoloji yönünden bakmış olduğunuz zaman hem de maddi imkanlar açısından bakmış olduğunuz zaman biz onlardan çok geri dönemdeydik. Geçen gün bir fotoğrafta şunu gördüm. Batılı devletlerin atmış olduğu bir topla Osmanlı'nın kullanmış olduğu iki topu yan yana koymuşlar. Bir tanesi 1,5-2 metre boyunda bir top, bir tanesi de 20 santim 30 santimetre çapında bir top. Yani biz bunlara karşı mücadele ettik. Eğer Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun yardımı olmamış olsaydı biz bugün buralarda olamazdık. Seyit Onbaşı'yı biliyoruz mesela. Mananın maddeye üstünlüğüdür dedik. Seyit Onbaşı rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Biz hep kürsülerden anlatırız. Seyit Onbaşı 270 kiloluk topu kaldırdı. Efendim o topa yerleştirdi. Ondan sonra attı ve o top gitti. Sonra Fransızların, İngilizlerin gemilerinin tahrip etti. Yalnız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece önce rüyasında Seyit Onbaşı rüyasında Efendimiz'i gördüğü zaman ona tarif ediyor. Seyit diyor, yarın şunu şu şekliyle kullan, şu şekliyle at ve bu dediklerimi de uygula diyor. Bir gün sonra Seyit Onbaşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görüp tarif etmiş olduğu şekliyle attıktan sonra o top gidiyor düşman gemilerini paramparça ediyor. Bir diğeri mesela Cevat Paşa'da rüyasında bir rüya görüp o rüyada şöyle diyor. Denizin üzerine bak. Cevat diyor bir ses, lahuti bir ses. Evet. Denizin üzerinde kef ve vav harfi. Belli bir müddet geçtikten sonra kız kardeşinin mezarını ziyarete gider Cevat Paşa. O ziyareti esnasında da şeyi görür. Bir lahuti ses işitir. Ve o lahuti ses de aynı şeyleri ifade eder. Ve sorar Yüzbaşı Hakkı Bey'e. Bizim ambarlarımızda ne kadar top var? 26. Ve şu aklına gelir hemen. Ebced hesabında kef harfi 20'yi ifade eder. Vav harfi de 6'yı ifade eder. Toplamı da 26'dır bunun. Evet. Ve Yüzbaşı Hakkı Bey'e şey verir, talimatını verir. Git bu mayınları boğaza yerleştir. Yüzbaşı Hakkı Bey motorların devrini 40'a kadar indirir, duman çıkmasın diye. O esnada batılı devletlerin, Avrupa devletlerinin gemileri boğazı taramaktadır. Yüksek ışıklarla ve neticesinde tam Yüzbaşı Hakkı Bey topları boğaza dökerken ışıklar kapanır bir anda. Ve diyor ki Hakkı Bey hatırasında adeta kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Heyecanlandım ve şöyle de söylenir. Hakkı Bey o topları dökerken kalp krizi geçirdiği ifade edilir. O topları tekbirlerle, salavatlarla dökerler. Bir gün sonrasında da ne olmuştur? Hem Fransızların hem de İngilizlerin o yenilmez diye ifade edilmiş olduğu gemiler boğazın serin sularına gömülürler. Ve dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun manevi desteğinin yaşanmış olduğu bir savaştır bu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yardım etmiştir. Ancak şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Bizim milletimiz o kadar çok büyük bir millettir ki, bizim analarımız o kadar çok eli öpülesi analardır ki, Bilecik istasyonunda oğlunu askere uğurlayan bir ana şöyle ifade eder. Aramız mı var? Evet, şey yapacağız da. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Devamını inşallah şey yapacağız. Çanakkale deyince anlatmakla bitmeyen ve anlattıkça da derinleşen bir menakibe Çanakkale. Bir telefonumuz mu vardı? Reklama mı giriyoruz? Evet. İnşallah reklamlardan sonra programımız en güzeliyle devam edecek. Görüşmek üzere efendim diyoruz. Mustafa Tuncer hocamızın Kanal Avrupa TV'de hazırlayıp sunduğu Muhabbet İklimi diye bir program var. Pazartesi akşamları saat 19-21 arası yayınlanıyor. Mustafa Tuncer hocamıza herhangi bir sormak istediğiniz soru var mıdır? Önce kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Ahmet Bektaş. Aksaraylıyım. Uzun yıllardır Avrupa'da yaşıyorum. Mustafa hocamın programlarını birçok kere izledim. Kendisine selamlarımı iletirim. Son zamanlarda Avrupa'da bir hayli veya Avrupa'da demeyelim, aileler arasında çok büyük boşanmalar ve aile huzursuzlukları gibi konular hakkında Mustafa hocamın aydın fikirlerinden yararlanmak isterim. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, o zaman Mustafa Tuncer hocamız pazartesi akşamı saat 19-21 arasında sizin bu sorunuzun cevabını verecektir inşallah. Teşekkür ederim. Dört gözle bekliyoruz bu programı. İnşallah. Hayırlı günler, sağ olun. Merhaba, benim adım Safiye Elmacı. Dortmund'da mimarlık okuyorum. Biz şöyle bir baktığımızda çevremizde, hani yaşımızdan da dolayı çok görüyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu evleniyorlar. Evlendikleri gibi de boşanma haberlerini alıyoruz maalesef. Biz gençler hani bu durumda bayağı bir tereddüt içerisindeyiz. Çünkü öncelere nazaran, hani eski zamanlara nazaran boşanma olayları çoğaldı. Özellikle de merak ettiğimiz şey, hani bu zamanda hiç kimse zorla evlendirilmiyor. Kolay kolay görücü usulü de evlenilmiyor. Pekala düğünden sonra ne değişiyor ki bu birbirini seven çiftler birdenbire boşanmanın eşiğine geliyor? Hani ne gibi bir farklılıklar oluyor, onları bilmek istiyoruz. O zaman öncelikle ben de bir kendimi tanıtmak istiyorum. Betül Özdemir, aynı şekilde mimarlık öğrencisiyim, Kayseriliyim. Ben de arkadaşıma katılıyorum. Bilmek istediğimiz şey şu, isteyerek ve severek evlenen çiftlerin evliliği neden bozuluyor? En büyük sorun zaten bu, ama hani bize mesela arkadaşlar oturuyoruz, konuşuyoruz. Bu konuda da birkaç kanaata da vardık kendi aramızda. Hocamızdan bunu da bilmek isteriz, acaba doğru mu düşündüğümüz? Siz de bizi sosyal medyada takip edin. Avrupa'da Türklere özel hazırlamış olduğumuz programlardan, haberlerden, reklamlardan ve sürprizlerden haberdar olun. Avrupalı Türkler Kanal Avrupa izler. Resul hasretiyle iran eyledin, evet. Gittim Medine'yi seyran eyledim diyoruz. Semazenimize şükranlarımızı sunuyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz kendisine. Zira semazenimizin bir tanıtımıyla onu uğurlayalım inşallah. Başındaki takmış olduğu o fes ismiyle adına sikke, yani mezar taşı ve üzerindeki giymiş olduğu yeleği güldane, belindeki siyahlık ise günahları ve üzerindeki diğer yukarıdan aşağıyaki kefeni andıran Mevlana Hazretlerinin beyanatı ile, zira semah denilen, yani haktan alıp halka dağıtaraktan yapılan güzel bir zikir. Mevla Mütear bizleri bu güzel semah zikirlerinden bizleri aşikar ve gizli zikirlerden ayırmasın diyoruz inşallah. Evet. Kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz inşallah. Tabii bu arada bir veterimiz oldu. Çok değerli, çok kıymetli Ürgüplü Erkan Akbulut kardeşimiz, ağabeyimiz, Allah razı olsun, yapmış olduğu o güzel canlı veterede çok kıymetli değerli ağabeylerimize ve değerli kızlarımıza sormuş olduğu veteredeki soru şuydu. Son zamanlardaki ailelerin çok sıkıntılı olup boşanmaların had safha olduğu, hızlı bir şekilde evlenip ve fakat yine çok hızlı bir şekilde boşanmaların gündemde olduğu bir zamana rast geldiğimizi, bu veterede sorulan soru şuydu ki, neden önceleri görücü usul olaraktan evlenildiği halde evlilikler bu kadar uzun ve güzel sürüyor da şimdi ise hiçbir zorluk olmadan ve hep gönül istek ve arzularıyla evlenmelerine rağmen ve bir dünya kadar da masrafların yapılmasına rağmen neden bu evlilikler tutmuyor ve neden bu kadar boşanmalar gündemde? İstatistikler çok kötü. Bir telefonumuz varmış. Alalım inşallah. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Mustafa Hocam, nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun. İlk gün terlemişsiniz. Güzel bir program. İsmail Taşçıoğlu. Evet, çok değerli, çok kıymetli. İsmail abim, nasılsın? Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Programımıza hoş geldiniz. Nasıl buluyorsunuz? Seyrediyor musunuz? Hocam çok güzel seyrediyorum ama çok güzel de terlemişsiniz. İlk program, ilk heyecan. Heyecandan bu haldeyim. Allah razı olsun. Dua edin inşallah. Bunları atlatırız Allah nasip ederse. İnşallah. Şu andaki terlemeniz Umre'de, Kabe'de kol kola tavaf ettiğimiz gibi sizi gördüm. Evet. Çok sağ olun. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir düşünce. Zaten Kabe maketimiz de yanımızda Allah'ın izniyle ve muhabbet iklimiyle başladık Allah'ın izniyle inşallah. İsmail Bey, benim kendi hem hacım olmakla beraber hem de Allah razı olsun Kütahyalılar Dernek Başkanı, Kütahyalılar Federasyon kurucularından da kendisi. Çok değerli bir abimiz. Her zaman için bizleri bütün konularda olsun, bütün programlarda olsun böyle desteklerler. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bir arzunuz var mı, bir isteğiniz var mı bu akşama binaen? Hocam sağlık, mutluluk, başarılarınız. İnşallah hep böyle neşeli, dinç kalın. Çünkü ihtiyacımız var. İnşallah seneye hep beraber kol kola umre tavafları yapacağız Mekke'de. Evet, bu arada onu da ilave edeyim. Bir takva organizasyonu olaraktan da tabii ki bir hac umre organizasyonumuz var. Giden sene elhamdülillah buradan 30, Türkiye ile beraber 67 kişiydik. Çok güzel de bir umre yaptık hamdolsun. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda yine aynı umre harekatı, umre hizmetleri olacak. Gideriz inşallah Allah nasip ederse. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Evet. Şimdi ise kıymetli İsmail abimize teşekkür namelerimizi ilave ettikten sonra günümüzde evlenme ve boşanmaların sebebi olaraktan birkaç nükteye değinmek istiyorum. Ahir zamandaki boşanma sebepleri olaraktan verilen ve de bu da ahir zaman boşanmalar. Yani oysa ki Cenab-ı Allah kitabında da, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hadisi şeriflerinde de birçok yerinde, Allah razı olsun, yani sebepsiz boşanmaların Allah nezdinde Allah'ın hoşuna gitmeyen ve hatta arş-ı alanın titremesine ve arş-ı alanın titremesiyle de Cenab-ı Allah, ey arşım niye titriyorsun? Ya Rabbi, yeryüzündeki boşananları görmüyor musun? O yüzden ben titriyor ve de dayanamıyorum dediği ifade ediliyor kıymetli kardeşlerim. Ahir zamandaki boşanma sebeplerine şöyle bir göz atacak olursak, diyor ki birinci sebeplerden birisi kadına yönelik şiddet nedeniyle boşanma. İki, cimrilik yönüyle boşanma. Buradaki şiddet yönüyleki ifadeye bakacak olursak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah'ın Resulü, Allah'ın emanetine iyi davranın. Onlara güzel davranın. Onlara güzel muamele edin. Ve hatta hayrukum hıyarukum li ehlihi. Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır buyuruyor. O yüzden bu şiddet nedeniyle boşanma olayına gelince Allah'ın Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ki kadının erkeği üzerinde olan haklarına şöyle bir bakacak olursak, ona diyor yediğinden yedirmen, güzel elbise kendine aldığında ona da alıp giydirmen ve diyor onu asla yüzüne vurmaman ve onun diyor yüzüne kötü, çirkef sözler söylememen ve diyor onun annesini anne, babasını da baba bilmen diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölürkene kadınlara güzel davranın, onlara güzel muamelede bulunun ifadelerini kullanıp öyle ruhunu teslim etmiştir. Cimrilik yönüyle boşanma, zira bu konuda evlenen çiftlerin, hele hele kocanın cömert davranması ve ailesine güzel nafakalarda bulunması. Üç ise haklı nedenle evini terk etme ile boşanma. Yani ben haklıyım deyip evini terk edip gidip de boşanmalar. Bu gibi evi terk etme olaylarının doğru olmadığı, eşlerin birbirlerine tahammülsüzlüğü nedeniyle boşanma, yani belirli bir zaman sonra artık benim tahammülüm kalmadı, artık ben seni çekemiyorum gibi böyle bir ifadeler kullanmak doğru olmadığını Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldiler. Ya Resulallah, benim kocam bana böyle böyle davranıyor ve hatta beni dövüyor dedi. Ve hatta beni evden kovuyor. Resulullah niye diye sordu. Dedi, bulaşıkları geç yıkadığım veya yıkamadığım zaman. Resulullah dedi ki bu kovma, dövme veyahut ki de boşama sebebi değildir diyerekten kocasını çağırdı ve ona buyurdu ki hanımının sevmediği huylar yanı sıra sevdiğinde huylar var mı? Var ya Resulullah, onlarla idare et buyurdu. Ve erkeklik görevi yerine getirilmesi, erkeğin görevlerini, zira dış görevlerini çalışaraktan eve maddiyatın getirilmesi gibi görevlerini yerine getirmesi, eşi evden kovma ile boşanması, zira kafası kızıp hanımını evden kovaraktan boşanma gibi haller oluyor. Böyle sebepler boşanma, ahir zaman boşanmaları, yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın, Allah'ın işaret buyurmuş olduğu boşanmalar değil. Zira İslam'a göre boşanma sebepleri ise bir, Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaktan kaçınmak, İslami emirlere uymamak. Eğer böyle bir durum varsa diyor ki birinci şart olaraktan boşanabilir. İki, hastalık veya özür. Bunlarda ise akıl hastalığı, cüzzam ve zuhrevi halindeki kötü hastalıklar eğer varsa, bakılmayacak bir derecedeyse o zaman müsaade verildiği. Üç, kocanın nafakayı sağlamaması, yani hanımına yediğinden yedirmemesi, giydiğinden giydirmemesi, yani ona nafaka, haçlık ihtiyacını gidermemesi konusunda. Dört, kocanın evi terk etmesi. Eğer 6 ay zarfıyla koca evi terk etse, 6 ay zarfında arayıp sormasa diyor o kadın o kocayı boşayabilir diyor. Yani koca da boşayabilir, zira kadın da hakeza boşayabilir. Kocanın hapsedilmesi. Koca eğer hapsedilmişse, ömür boyu hapsedilmişse, o zaman diyor kadın bilfiil ne yapar? Diyor ki boşanabilir. Altı ise şiddetli geçimsizlik ve kötü muamele. eğer görülüyorsa erkek tarafından da veyahut ki de bayan tarafından da olmakla beraber yine boşayabilir diyor. Yedinci ise zina halleri. Eğer bu durumlar, bu yedi durumlardan birisi yok da zira sebebi kaşığı doldurmayan nedenlerden ayrılmalar oluyorsa işte bu Allah'ın sevmediği ve helal kılmadığı ayrılıktır. Ve Allahu Teala'nın gadaplandığı bir ayrılıktır. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Allah'ın Resulü'nün beyanatıyla sabretmek gerekiyor. Ve güzel bir şekilde Allah'ın emanetine riayet etmek gerekiyor. Kadınlar zira bizlere Allah'ın bir emanetidir. Onların yüzüne vurmamak. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında diyor ki birisi, bir bayan gelir, ya Resulallah beni kocam dövdü, bana vurdu. Niye, nerene vurdu diye sorduğunda yüzüme vurdu. Resulullah kocasını çağırır ve kocasına sorar diyor. Söyledikleri doğru mu bu ailenin? Evet dediğinde, bilmez misin ki Allahu Teala'nın elleriyle inşa etmiş olduğu insanın yüzü ve kalbidir. Yüzüne vurmak, kalbini incitmek helal değildir. Zira kısassa burada ahirete kalmasın der ve de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın tembihatına kulak vermek lazım diyoruz. Ailelerimize güzel davranalım. Onları ufak tefek sebeplerden dolayı da boşamaya kalkmayalım inşallah diyoruz. Bir telefonumuz var. Efendim buyurun, hayırlı akşamlar. Akşamlar Mustafa Bey. Evet, Mustafa Şahin. Evet, çok değerli, kıymetli avukatımız, uzmanımız, Allah razı olsun, şu anda telefonumuz hattımızda. Mustafa Bey hayırlı akşamlar, hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar, hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Evet, evet Mustafa Bey, sizler bu evlenme ve boşanma uzmanı olarak da sizleri bu akşam Allah razı olsun hem konuk etmiş oluyoruz hem de sizlerden bu akşam bu vesileyle birkaç bilgiler edinmek istiyoruz. Yani istatistiklerde son zaman evliliklerin fazlalaştığı gibi boşanmaların da çok olduğunu duyuyoruz ve de görüyoruz. Efendim bu konuda ne buyurursunuz? Yani maalesef o sayılar gittikçe artıyor. Her sene boşanmalar artıyor. Aile mahkemeleri diğer mahkemelere bakarak en yoğun işleyen mahkemelerden birisi artık. Bu Almanya çapında her tarafta aynı. Ve bizim Türkler arasında da maalesef boşanmalar artıyor. Nafaka davaları, velayet davaları artıyor. Ve gerekçe olarak birkaç sebep vermemiz gerektiği zaman şiddetli geçimsizlikten başlıyor. Ondan sonra anlaşmalı boşanmalar çok fazla. Yani karı koca diyor ki bize başvurdukları zaman biz denedik, olmuyor. Aileyi de araya soktuk ve karar verdik. Biz artık bu evliliği bitirmek istiyoruz diyorlar. Ve bundan boşanma kalıyor. Şahsen tabii ki üzücü bulduğum bir konu bu. Ama maalesef yapılacak bir şey yok. Boşanma konusunda herkes hür karar verebiliyor ama artış çok şiddetli. Mustafa Bey, istatistiklerde çarşamba günleri haftada 3 nikah, ortalama 8 veya 9 boşama olduğunu duyuyoruz. Tabii bu daha da yüksek olabilir, yani bizim duyuşatımız bu. Sizler de bu işin uzmanı içinde olmanıza rağmen şunu sormak istiyorum. Yani bu evlenmelerin hızlandığı gibi boşanmaların yani sebeplerine bakıldığı zaman bu saymış olduğum Allah ve Resulü'nün bu 7 nüktesinde olmayan sebepler de var. Zira bu gibi boşanmalar için, boşanmalara söyleyebileceğiniz bir iki nükte var mı böyle? Yani şimdi sebeplerde dediği gibi ben sadece kendi tecrübemden bildirebilirim. Şey çok az. Artık eskisi gibi şiddet uygulandığı veya aldatma olduğu, bu sebepler çok nadir karşımıza geliyor. Genelde ailevi açılardan sıkıntı yaşandığı için evlilik bozuluyor. Şiddetli geçimsizlik diye tanımladığımız karı koca arasında birbirine alttan almama gerekçesini sunarak bu evliliğin devam etmeyeceğini bildiriyorlar bize. Ondan hariç dediğim gibi şiddetli geçimsizlik en çok. Yani %80 bu gerekçeyle bize başvuruyor. Evet. Şimdi Mustafa Bey, bizler bu konuyu yani artık her hafta bir güzel konu alacağız da haftaya da zaten gençlerimiz üzerinde inşallah konuda girmiş olacağız. Zira bu hafta ilk olma hasebiyle biraz konumuz ağır ama fakat bu bizim yaramız olduğundan her ailede bu boşanmaların had safhada olduğu ve hatta kardeşlerimiz diyorlar ki hocam düğün masrafları ortalama 30 ile 40 bin diyor hocam. 30 ile 40-50 bin euro masraf edildiği halde düğün merasiminden sonra yine yeni aldığım haberde bir senelik evli, daha yeni aldım, 60 bin euro düğün masrafları olmuş. Bir senelik evli ve bu bir senelik evli bir de çocuklarının olma hasebiyle şimdi ise eve kağıt bırakmış. Ben bu mesuliyeti taşıyamıyorum. Yani burada bana öyle geliyor ki aileler çocuklarını yetiştirirken, hocam kızlarını yetiştirirken gelin olaraktan yetiştiremedikleri veyahut ki de oğullarımızı yetiştirirken damat olarak yetiştiremediklerinin ben kanaatindeyim. Zira şu zamandaki bakıldığı zaman yani her istediklerini yerine getirerek yapılan düğünler ama maalesef 3-5 ay sonra, 3-5 sene sonra ayrılıklara maruz kalınıyor. Ben okuduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla görüyorum ki her erkek damat ailesine karşı olan görevlerini bilse, yerine getirse öyle gelip bunlar asgariye inecek. Aynı gelin kızımız da kocasına karşı olan görevlerini bilse, yerine getirse ve bu gibi sıkıntılar, bu gibi ayrılıklar herhal bana geliyor ki asgariye düşecek diyorum. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de teşekkür ederim. Size hayırlı yayınlar, başarılar. Evet. Efendim Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Evet. Burada sevgili peygamberimizin kızını evlendirmeye giderken ettiği nasihatı inşallah gündeme getireceğim. Bir fon alabilir miyim gençler? Ondan sonra da kıymetli hocalarımdan ilahi alacağız inşallah. Sevgili peygamberimiz Fatıma Tuz Zahra anneme evlendirdiği gün şu nasihatı yapıyor. Kızım, gözümün nuru, evimden çıkıp ülfet etmediğin bir eve kimseye gidiyorsun. Sen kocana yar ol ki o sana gök olsun. Sen hizmetçi ol ki o sana köle olsun. Kocana yumuşak davran. Öfkeli hallerinde sessizce yanından kaybol. Öfkesi geçinceye kadar ona görünme kızım. Ağzını ve kulağını da muhafaza et. Sakın kocanın sözlerine sinirlendiği zaman cevap verme. Ona karşı gelme. Daima senden güzel sözler işitsin. Güler yüzlü ol ki o sana iyi gözle baksın kızım. Evet, Resulullah Efendimizin bu güzel nasihatıyla vateremizdeki o kız evlatlarımızın tereddütlerine binaen kendilerini aile yapısı olarak yetiştirmelerini, aile kurmaya yetiştirmelerini ve erkekler de aile geçindirmek için yetiştirmelerini tavsiye ve temenni ediyorum. Ailelere de bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Herkes eğer görevlerini İslam'a göre, Kur'an'a göre, Resulullah'a göre yerine getirse zaten bu sıkıntılar olmayacak. Ve de kıymetli hocalarımdan inşallah güzel şöyle bir ilahi alalım hocam. seni kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayri gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım. Senden gayri gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım. Sen yarattın cismi canı, sen yarattın tüm cihanı. Sen yarattın cismi canı, sen yarattın tüm cihanı. Mürselin keremkânı kimsenin olmaz Allah'ım. Mürselindir keremkânı kimsenin olmaz Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okuran. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan. Senin aşkına dokunan ebedi ölmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan ebedi ölmez Allah'ım. Hocam teşekkür ediyorum. Sağlık, sağlık. Evet. Hocalarımızın bu güzel ilahisinin akabinden yine reklam arası gireceğiz. Reklam aramızdan sonra inşallah programımız en güzeliyle devam edecek. Ve yine inşallah sürpriz konuklarımızın telefonla katılacağı ve de programımızı son aşamasında yapacağımız güzel bir dua ile bugünümüzü inşallah tamamlamış olacağız diyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere efendim. Siz de bizi sosyal medyada takip edin. Avrupalı Türklere özel hazırlamış olduğumuz programlardan, haberlerden, reklamlardan ve sürprizlerden haberdar olun. Avrupalı Türkler Kanal Avrupa izler. Resulullah'a selam söyle, hasreti bitiren kervan, 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 nurlu kervan, develeri dolu kervan, alıp da götürün beni Resul. Evet, Resulullah'a giden kervan dedik ki ilahi muhabbet olmasa Muhammed zaten olmuyor. Allah bizi muhabbetsiz koymasın ve de muhabbetle Muhammed'i yakalamayı nasip eylesin diyoruz. Ve kıymetli konuklarımız, kıymetli televizyon ekran başındaki misafirlerimiz, inşallah bu güzel programımız ilk olma hasebiyle biraz belki böyle heyecanlı olarak geçebiliyor ama bizler her programlarda düğün, sünnet, nişan merasimleri gibi Avrupa'nın muhtelif yerlerinde grup selametle yapmış olduğumuz programlarda düğün sahiplerine ve onların Allah razı olsun yakınlarına hem hediyelerimizi takdim ediyor. Ve ben burada bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hocalarıma inşallah bizim 9. albümü inşallah hem takdim edip hediye edeceğim inşallah. Ve birer tane de çok güzel içerisinde Almancalı, Türkçeli ve Arapçalı hadisler, 63 hadis Allah razı olsun düzenlenip bizlere inşallah sunulmuş. Bunu da çok kıymetli, değerli Doktor Hasan Pehlivan hocam Allah razı olsun bizatihi derlediler. Ona da buradan şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hocam, Yüksel hocam, size şöyle bir albümü hocam, ve de teşekkür ediyorum. İnşallah şeyi takdim edeyim, hadis kitabı. Evet hocam, inşallah hayırlı günlerde Allah razı olsun. Hem dinleyin hem de inşallah okuyun inşallah diyoruz. İnşallah gelecek haftada Allah nasip ederse eğer konuklarımızdan ilk arayana da hediye göndermeyi düşünüyoruz Allah nasip ederse bu vesileyle. Programımız en güzeliyle Allah razı olsun devam ediyor. Ve kıymetli hocalarım, bu güzelim programdan duygu ve düşüncelerinizi şöyle bir almak istiyorum. Kıymetli hocam, İlk program olmasına rağmen evet, şu ana kadar gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah tabi bu ilk, bundan sonraki programlar hep üzerine koyarak devam edecek diye düşünüyoruz. İnşallah. Seri de benim şahsen çok hoşuma gitti. Yani Kur'an'la başlamamız, Kur'an'la başlamanız, aynı şekilde ilahilerle devam etmeniz, evet, konular Çanakkale gibi önemli bir konu, evlilik konusu hakeza yine Avrupa'daki yaşayan Türk aileler açısından çok elzem, önemli bir konu. Evet. Bunu da ilk programınızda efendim işlemeniz ayrıca programı zenginleştirdiği kanaatindeyim. Şu ana kadar gayet güzel, inşallah daha iyi olur. Temennilerinde evet, bulunuyorum inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel duygu ve temellerinize. İnşallah bizlere zaman zaman bu konuda hem fikri olarak destek vermenizi de bekliyoruz inşallah. Evet kıymetli Yüksel hocam, senin şöyle bir programımızın ilk olma hasebiyle akış açısı, atmosfer olaraktan kısa ve öz şöyle duygu ve düşüncelerini şöyle alayım. Üstadım teşekkür ediyorum. Zaten Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi besmele her hayrın başıdır. Evet. Yani siz bir hayırla başladınız. Evet. Artı siz bu işe uzak olmayan bir kardeşimizsiniz. Evet. Düğün cemiyetlerinde, sünnet cemiyetlerinde zaten bu işi organize ediyorsunuz. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Elhamdülillah. Evet. Rabbim inşallah bu güzelliklerin devamını ihsan etsin. Evet. Size bu konuda başarılar. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. İfade edelim. Hocam bu güzellikleri Allah-u Teala lütfetti. Sizlerle beraber ilk programım. Bunu da altını çizerekten söyleyeyim. Dortmund'da birçok hocalarımızla tanışmışlığımız var ama fakat bu iki kıymetli hocamın sedalarıyla, sesleriyle Allah razı olsun gerçekten gönüllere taht kuran ve de unutulmayacak bir Allah razı olsun seda ile inşallah bizleri keyiflendiriyorsunuz kıymetli hocalarım. Sizlerden şöyle bugünün gecesine binaen bir ilahi parçası alalım inşallah. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş konuyu toparlayacağız inşallah. Tabii. Hocam, buyur. Seherde açılan güller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine. Seherde açılan güller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine. Zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına yakma ya Rabbi. Zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim, cehennem narına yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim, Muhammed aşkına yakma ya Rabbim. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine. Gecelerde akan yaşlar hürmetine, azabınla bize bakma ya Rabbi. Gecelerde akan yaşlar hürmetine, azabınla bize bakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, cehennem narına yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Medet ya sahibel imdad, medet ya yatıyor bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömelim gel seni desem tarihe sığmazsın. Hüseyin'in taşındır Kabe'yi diyerek diksem başına, bu senin taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini getirsem taşına, tüllenen mağribi akşamları sarsam da yarana, yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehit, oğlu şehit, isteme benden makber, sana ahuşunu açmış duruyor Hazreti Peygamber. Hocam çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Diline sağlık, yüreğine sağlık. Bir telefonumuz varmış, Allah razı olsun. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim hocam. Size de hayırlı akşamlar. Benim üstadım Mümin Uluç abim. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Sağ olun hocam. Sağ olun. Şu an hakikaten sizi izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın hocam güzel bir program. İlk önce değerli hocalarımızı, stüdyo konuklarımızı saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlıyorum. Evet. Müzisyen gençlerimizi, grubunuzu, ekran başındaki izleyicilerimizi selamlıyorum. Sizi uzun yıllardan beri tanıyoruz. Kültürel sanata, insanımıza hizmetler ediyorsunuz. Bugün de bu güzel hizmetinizi güzel bir televizyon programıyla taşlandırmış oldunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum Mümin abi. Sizlerin Allah razı olsun bizlere bırakmış olduğu veyahut ki de açmış olduğu bu güzelliği yine sizlerin desteğiyle, Allah razı olsun siz büyüklerimin desteğiyle ya Allah Bismillah dedik. İnşallah Mevlam yine sizlerin güzel o dualarıyla ve destekleriyle inşallah programı icra ediyoruz. İçeriğini nasıl buldun Mümin abi? Valla o konuyla düşecektim. İçerik çok güzel, konu güzel. Son yıllarda Sayın Hocam siz de biliyorsunuz bahsettiğiniz gibi oldukça fazla gençlerimiz biraz geç evleniyorlar, geç yaşta. Evlenince de çok çabuk bir zamanda boşanıyorlar. Evet. Üzgünüm, evlilik boşanma oranımız %50'den fazlaymış Almanya'da. Evet. İşte buna bir parmak basmak lazım. Güzel röportajlar yapmışsınız, gündeme evet, taşımışsınız. Çok önemli bir konu. Tabii bugünün konusu da Çanakkale, Çanakkale Zeferi. Evet. Değerli hocalarımızın da destekleriyle, katkılarıyla güzel bir program, güzel bir düşünce. İnşallah bizler de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Hem programı tanıtacağız. İnsanlar izlesinler. Çok sağ olun. Sadece diziler değil, bu güzel programlarda Muhabbet İklimini de izlesinler. İsmi de çok güzel olmuş hocam. Çok sağ olun. Bu arada başarılar diliyorum grubunuza, ekibinize. Çok sağ olun. Bir kez daha stüdyo konuklarımıza saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlıyorum. Bir de son yıllarda Türkiye'den Almanya'ya gelen hocalarımız hakikaten iyi çalışmalar yapıyorlar. Evet. Çok iyiler. Halkla bütünleşiyorlar. Aynen sizin yanınızdaki hocalarımız gibi. Onları da saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Benim programlarıma da zaman zaman destek sağlıyorlar, katılıyorlar. Evet. Onlardan memnun olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Bizler Allah teşekkür ederiz diyoruz. Kıymetli Mümin abim çok teşekkür ediyorum inşallah. İnşallah görüşmek arzusuyla sağlıcakla kalın, mutlu kalın, başarıların devamını diliyorum hocam. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Akşamlar razı olsun. Evet. Kıymetli Mümin abimizin her zaman Allah razı olsun bizlere yapmış olduğu, göstermiş olduğu bu güzelliklerle Allah razı olsun. Kendisini seviyoruz ve de övgüyle de Allah razı olsun kendisini anıyoruz. Evet. Vaktimizin artık yanaştığı bir zamandayız. Hocam kısa ve öz olarak söylemek istediğiniz selam bazında olsun, dua bazında olsun. Bizleri izleyen bütün kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah bu nitelikteki programları izlemelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü içerik önemli. önemli bir gündemle burada program icra ediyorsunuz. İnşallah bundan sonra da yine önemli konuları buraya gündeme taşıyacaksınız. Sağ olun. Vatandaşlarımızın Kanal Avrupa televizyonunu izlemelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Çok sağ ol hocam. Teşekkür ediyorum katıldığınız için de. Yüksel hocam kısa bir öz inşallah. Muhterem hocam ben de teşekkür ediyorum. Programın içeriği hakikaten ilk program olması hasabıyla da çok güzel. Evet. Hem günümüzde... Buyurun. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu muhabbet ikliminin katkısı da kıymetli hocamdan da kaynaklandı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum bu arada. Bunun da güzelliği. Hocam hem güzelliğinizi kattınız hem de kendiniz geldiniz. Sizlerle iftar ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. O konuyla alakalı bir şey söyleyeyim. Siz bana bir gün önce telefon açmıştınız. Adını ne koyalım diye. Sonra da camiye geldiniz. Camide dua ederken aklıma öyle geldi. 2 tane isim söylemiştik. Biri beğenilmiş. Başarılarınızı dileriz. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah bir dahaki programda sizi tekrar almak dileğiyle diyorum. Muhammed'in bir duygu düşüncelerini inşallah alalım. Şöyle Muhammed Efendi, sen nasıl buldun programımızı inşallah bir alalım. Evet. İlk güzeldi, güzel buldun. İnşallah Allahu Teala daim eylesin diyelim. Muhammed'e teşekkür ediyoruz inşallah ve bir senden alalım duygu düşünceleri. Okey, danke, Allah razı olsun. Abdülhalim'den alalım inşallah. Bugünkü program çok güzeldi. Öncelik bağıma çok sağ ol diyoruz. Allah razı olsun kendisinden bizi buralara kadar getirdi diye. Ellerinden öperim. Sizler de sağ olun, Allah razı olsun oğlum. Evet, Ramazan'dan alalım. Çabuk. Ben de kardeşimin dediğinin hepsini tekrarlıyorum. Zaten hepsini kendisi söyledi. Ben de babamın ellerinden yapıyorum. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah diyelim. Evet. İnşallah ben de hem evlatlarımla hem de grubumla hem de kıymetli hocalarımla hem de Kanal Avrupa inşallah ekibiyle iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum inşallah. Ve de güzel bir parçamız var. Onunla da inşallah final yapmış olacağız. Evet, bu parça canlı olarak söylemiştim birkaç yerde. Bugünün final olaraktan söylemek istiyorum. İnşallah dinleyenlere gelsin. Bütün televizyon ekran başında bizleri şu anda dinleyen bütün kardeşlerimize, bütün ana bacılarımıza ikram ediyoruz bu güzel ilahi. Kurban olam gül yüzüne, adı güzel Can Efendim, yüz süreyim ben izine, aşka özen yar efendim. Dil tutulur heybetinden, hasretimsin yar efendi.